Homojen diferansiyel denklem sorularından bir örnek daha yapalım. Birinci mertebeden, birinci dereceden bir denklem olsun. Böylece doğrusal homojen diferansiyel denklemlerle farkını vurgulamış oluruz. Evet, sorumuz şöyle. Y'nin x'e göre türevi eşittir x kare artı 3y kare bölü 2xy. Henüz denklemin homojen olup olmadığını bilmiyorum. Dolayısıyla y bölü x cinsinden bir fonksiyon olarak yazmaya çalışmamız gerekiyor. Şimdi payı ve paydayı x kareye bölersek sanıyorum bunu gerçekleştirebiliriz. 1 bölü x kare veya x üzeri eksi 2 bölü 1 bölü x kare ile çarpalım. Aslında sadece 1 ile çarpmış oluyoruz. Bu durumda ifademiz neye eşit oluyor? 1 artı 3y kare bölü x kare bölü 2. X bölü x kare eşittir 1 bölü x. 2 çarpı y bölü x. Bu ifadeyi baştan yazabiliriz. 1 artı 3y bölü x kare bölü 2 çarpı y bölü x. Yani bu homojen bir denklem. Çünkü denklemi y bölü x cinsinden bir fonksiyon olarak yazabildik. Şimdi v'yi denkleme koyalım. Evet, umarım bu yönteme alıştınız. Bir önceki videoda da aynı şeyi yaptık. V eşittir y bölü x diyoruz veya y eşittir xv. İki tarafın x'e göre türevini alırsak çarpım kuralı x'in türevi 1 çarpı v artı x çarpı v'nin x'e göre türevi. Şimdi y'nin x'e göre türevinin yerine bu ifadeyi koyabiliriz. Denklemin sağ tarafı da bu. Y bölü x yerine v koyabiliriz. Böyle yapalım. V artı x dv dx yerine v üssü yazıyorum, v üzeri yazıyorum. Eşittir 1 artı 3v kare. Y bölü x yerine v yazdık. Bunun tamamı bölü 2v. Bakalım şimdi ne yapabiliriz? Cebir bilgimizi kullanarak ayrılabilir bir denklem haline getirmek için sadeleştirelim. Denklemin iki tarafını 2v ile çarpalım. 2v kare artı 2x v, v üzeri eşittir 1 artı 3v kare. Şimdi iki taraftan 2v kareyi çıkaralım. Bu tarafta x v, v üzeri kalır. Eşittir 1 artı, iki taraftan 2v kare çıkarıyoruz. Sağda sadece 1 artı v kare kalır değil mi? Evet. 3v kare eksi 2v kare eşittir v kare. Ayrılabilir olmasını istiyoruz. O zaman bütün v'leri sol tarafa alalım. 2x v, v üzeri bölü 1 artı v kare eşittir 1. Şimdi iki tarafı x'e bölelim. Böylece x'i öteki tarafa atmış oluyoruz. 2v, şimdi diğer notasyona geçiyorum ve v üssü yerine dv dx yazıyorum. 2v çarpı v'nin x'e göre türevi bölü 1 artı v kare, dikkat ederseniz iki tarafı x'e böldüğüm için bu tarafa x yazmadım, bölü 1 bölü x. Ve iki tarafı dx ile çarparsak iki değişkeni ayırmış oluruz. Böylece iki tarafın integralini alabiliriz. İki tarafı dx ile çarpıyoruz. Evet, 2v bölü 1 artı v kare dv eşittir 1 bölü x dx. Şimdi iki tarafın integralini alalım. Bu denklem x ve v cinsinden ayrılabilir bir denklem. Peki bunun integrali nedir? İlk başta karışık olduğunu düşünebilirsiniz. Belki bir trigonometrik fonksiyon sanabilirsiniz. Aslında sadece zincir kuralının tersi olduğunu göreceksiniz. Burada 1 artı v kare fonksiyonu var. Ve türevi de şurada duruyor. Bunun ters türevi, isterseniz yerine koyma yöntemini de uygulayabilirsiniz. U eşittir 1 artı v kare dersiniz. Du eşittir 2v dv olur. Böylece ters türevi, u'nun doğal logaritması olarak bulursunuz. Yani bunun ters türevi, 1 artı v karenin doğal logaritmasına eşittir. Mutlak değer yazmamıza gerek yok çünkü bu hep pozitif olacak. 1 artı v karenin doğal logaritması. Evet, umarım kafalar karışmamıştır. Çözerken şöyle düşünüyorum, bir ifade ve o ifadenin türevini çarpım halinde gördüğüm zaman, ifadenin tamamının ters türevini alabileceğimi biliyorum. İfadenin içeriği fark etmez. 1 bölü x veya 1 bölü u, doğal logaritmayı işaret eder. Ters türevi bu şekilde buldum.
Eğer inanmıyorsanız zincir kuralı ile bunun türevini alın, şunu elde edeceksiniz. Umarım bunun mantığını daha iyi anlamışsınızdır. Neyse, sol taraf böyle. Bu eşittir. Sağ taraf kolay. Bu taraf mutlak değer x'in doğal logaritması. Artı c diyebiliriz. Ama sadeleştirme açısından artı mutlak değer c'nin doğal logaritması yazarsam daha iyi olur. Bu hala bir sabit. Bu denklemi tekrardan şöyle yazabiliriz. 1 artı v karenin doğal logaritması eşittir. Doğal logaritmaların toplamı çarpımın logaritmasıdır. Ufak bir hatırlatma. Mutlak değer cx'in doğal logaritması. Yani bunun doğal logaritması, şunun doğal logaritmasına eşit. Ama çok doğal logaritma dedim, zor zaten söylemesi de zor. Buna göre 1 artı v kare eşittir mutlak değer cx. Şimdi v yerine y bölü x'i geri koyalım. 1 artı y bölü x kare eşittir mutlak değer cx. İki tarafı x kare ile çarpalım. Bunu y kare bölü x kare olarak yazabilirdik. İki tarafı x kare ile çarparız. X kare artı y kare eşittir mutlak değer cx küp. Ve çözümümüz bitti. Tüm değişkenleri sol tarafta toplamak istersek şöyle diyebiliriz. X kare artı y kare eksi mutlak değer cx küp eşittir 0. Bu kapalı fonksiyon veya eğri birinci mertebeden homojen diferansiyel denklemimizin çözümüdür. İşte böyle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemlere başlayacağız. Bunlar şimdiye kadar yaptığımız homojen ve tam diferansiyel denklemlerden daha faydalı. O yüzden bir sonraki videoda görüşelim.